Diyanet Haber'den hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 11 Aralık Salı, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Fransa'daki kaosla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkedeki protesto gösterilerini sona erdirmek için ikinci kez geri adım attı ve bir dizi kararlar aldı. Asgari ücrete zam, emekli maaşlarından kesintinin kaldırılması ve vergi kaçakçılığıyla etkin mücadele sözü veren Macron, "Ülke olarak tarihi günlerden geçiyoruz, zor günleri diyalogla aşacağız" diyerek güçlü görünmeye çalıştı. Öte yandan ülkede bugün de liselilerin protestoları vardı. Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı ve zamları öne sürerek başlatılan eylemlerde cumartesi günü tansiyon bir kez daha zirveye çıkmıştı. Sarıyerliklilerin 17 Kasım'dan bu yana düzenledikleri gösteriler sırasında çıkan olaylarda 4099 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un televizyon ekranlarından ulusa sesleniş konuşması merakla bekleniyordu. Macron önce krize çözüm bulmak için sendika temsilcileriyle görüştü. Fikirlerini aldı. Ardından kameraların karşısına geçti. "Gösterilerdeki şiddet olaylarını affedemem. Hiçbir öfke polise yönelik şiddeti haklı gösteremez. Halkın öfkeli olduğunu biliyorum ama ülkemizde sükunet hakim olmalı. Ay sonunu zor getiren, çetin ekonomik koşullarda yaşayanların farkındayım. Son 40 yılın yanlışları bugün ortaya çıktı. Ekonomik ve sosyal olağanüstü hal ilan ettim. Tüm sorumlulukları alıyorum. Yeni bir Fransa inşa etmek istiyorum. Ülke olarak tarihi günlerden geçiyoruz. Zor günleri diyalogla aşacağız." Toplum için sorun teşkil eden konuların tartışılmasını istediğini belirten Macron, devletin işleyişi ve kamu kurumları ile ilgili de çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi ve vaatlerini sıraladı. Şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibariyle aylık 100 avro zam yapılacağını duyuran Macron, 2019 yılı itibariyle fazla mesai ücretlerinden vergi alınmayacağını da açıkladı. 2000 avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmaması kararı alındığını belirtti. Macron yönetimi daha önce de Sarıyerliklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiğini açıklamış, ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterilerini sürdürmüştü. Hatta gösteriler Hollanda, Belçika ve son olarak da Karadağ'a sıçramıştı. Belçika'da çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Fransız basını Macron'un açıklamalarının Sarıyerliklileri memnun etmediği mesajını verdi. Sarıyerliklilerin sözcülerinden Eric Drouet, Macron'un gösterilerin başından bu yana kendilerini ciddiye almadığını belirterek eylemcileri cumartesi yeni bir gösteri düzenlemeye davet etti. Gün içinde ise Fransa'da liselilerin karasalı eylemleri vardı. Binlerce öğrenci eğitim reformlarına karşı protesto gösterileri yaptı. Macron istifa sloganları atıldı. Çöp kutuları ateşe verildi. Polis öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemler nedeniyle en az 170 lisede eğitim aksadı, 60 lise kapılarını kapattı. Öte yandan Fransız medyasının eylemler karşısındaki tavrı da oldukça dikkat çekici. İstanbul'da yaşanan sokak eylemlerinde, gezi eylemlerinde, insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. 2013 yılında Türkiye'deki Gezi Parkı eylemleri için barışçıl eylemler ifadesini kullanan Fransız basını, Paris'teki eylemleri ise terörist olarak tanımlıyor. Genel olarak Batı medyası ise sokaklardaki şiddeti ve Fransız polisinin orantısız güç kullanmasını en yumuşak görüntülerle geçiştiriyor. Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepkisini çekmişti. Dünyadaki hiçbir yazılı ve görsel medyada Fransa'daki hadiseleri izlemedik. Hollanda'yı izlemedik. Brüksel'i izlemedik. Neredesiniz? Ama gezi eylemleri için dünyayı ayağa kaldırdınız. Niye? Burası Türkiye olduğu için mi? Hadi şimdi de aynı şekilde anlatın. Yayınlayın. Yayınlamadılar. Niye? Dürüst değiller. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı mazlum coğrafyalara yönelik yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yemen halkı için başlatılan "Yemen'e sessiz kalma" kampanyası kapsamında bu ülkeye yardımlar ulaşmaya başladı. 4 şehirde mağdur Yemenlilere gıda yardımı yapıldı. İç savaş, açlık, yokluk, kolera salgını. Yemen'de 3 yıldır yaşanan iç savaş ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları bu acıları yaşatıyor Yemenlilere. Bebek, çocuk, hasta yaşlı 16 bin sivil öldü. Şayet müdahale edilmezse 22 milyona yakın Müslümanı da aynı acı son bekliyor. Yemen'de nüfusun %70'ini oluşturan 20 milyon insan aç. Hastanelerde aileler, doktorların açlıktan ölmek üzere olan çocuklarını kurtarma çabalarını izliyor, umutsuzca. İç savaş nedeniyle 3 milyona yakın mültecinin de bulunduğu Yemen'deki kardeşlerimiz için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı harekete geçti. Yemen'e sessiz kalma adı altında yardım kampanyası başlatılmıştı. Cennete yol alırken Yemen'e sessiz kalma. İnsanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen'de kaybediyor. İslam dünyası akıl, izan, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu kez de Yemen'de kaybediyor. Kampanya kapsamında ilk yardımlar Yemen'e ulaştı. Mağrib, Taiz, Elcev ve Seyun şehirlerinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımı yapıldı. Ulaşılan bölgelerde can güvenliğinin ardından genel sorun barınma. İnsanlar genelde kamıştan derme çatma yerlerde kalıyor. Gıda ve temiz su eksikliği ise had safhada. Kışlık insani yardım malzemelerine ihtiyaç çok fazla. Özellikle yetersiz beslenme ve temiz su eksikliğinden kaynaklı bulaşıcı hastalıklar bölgenin en büyük sorunu. Tekrar hatırlatalım. Yemenli mazlumlara yardım etmek için Yemen yazıp 5601'e kısa mesaj atarak 10 TL bağış yapabilir, internet üzerinden online veya TDV'nin banka hesaplarına nakit bağışı yapabilirsiniz. Yemen yazıp 5601'e ben buradan gönderiyorum ve inşallah Rabbim yapmış olduğumuz bu yardımımızı kabul eyler diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Suudi makamları arasında 2019 Hac protokolü imzalandı. Bu arada hacı adayları, daha doğrusu hacı aday adaylarını uyaralım. Ön kayıtlar için son 3 gün. Kur'alar 28 Aralık'ta çekilecek ve kutsal topraklara gidecek 80 bin hacı adayı belirlenecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, beraberindeki başkanlık heyetiyle birlikte Suudi Arabistan'daydı. Suudi makamlarda 2019 yılı hac protokolü imzalandı. Heyet, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten'le görüştü. Her yıl hac mevsiminden önce her iki ülkenin yetkililerinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri gibi bu toplantıda da önceki yıllarda hac organizasyonunda yaşanan problemler ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek olan Türk hacı adaylarına sunulacak hizmetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Şimdi mekan dar olduğu için bu gerekçeyle kotaları çok açmıyorlar. Bu konuda esnek davranmıyorlar. Biz yine bu sene ülkemize resmi kotanın üzerinde bir kota vermeleri için talepte bulunacağız. Ama nasıl sonuçlanır bunu daha sonra göreceğiz. Geçtiğimiz yıl 80 bin Türk hacısının gittiği kutsal topraklar için bu yılda aynı kotanın uygulanması bekleniyor. Biz orada tabii bu durumu kendilerine izah ediyoruz, anlatıyoruz. İnsanlarımızın sıra bekleyerek yaşlandıklarını, hacca gidemediklerini. Ama tabii onların da kutsal meşair dediğimiz yerlerin, Arafat, Mina, Müzdelife'nin çok sayılara imkan tanımadığı için, mekan dar olduğu için bu gerekçeyle kotaları çok açmıyorlar. Bu arada kutsal toprakların özlemini çekenler için hac kayıt işlemleri devam ediyor. Önemli hatırlatalım. Ön kayıtlar için son gün 14 Aralık, yani Cuma günü sona eriyor. Belirlenen bankalara 20 lira kayıt ücreti yatırıldıktan sonra www.hac.gov.tr adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçeyle başvurarak yaptırılabiliyor. 28 Ocak'ta çekilecek kuralların ardından 2-11 Ocak tarihleri arasında hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları kesin kayıt işlemlerini yapacak. Hacca gidişler ise Temmuz ayının başında başlayıp Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın Mardin programı sırasında gençlerle sohbette kullandığı bazı ifadelerin yanlış değerlendirilmesi üzerine başkanlıktan bir açıklama yapıldı. Rabbimiz buyuruyor ki, kim ki Kur'an'dan uzak yaşarsa, kim ki Kur'an'ı eline almazsa, Kur'an'ı kalbine koymazsa, zihnine koymazsa, yolunu Kur'an'ın çizdiği sırat-ı müstakim üzere çevirmezse, kim ondan uzak yaşarsa biz onun için bir şeytan yaratırız. فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ O şeytan sürekli onunla beraber olur. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş 7 Aralık'taki Mardin programı sırasında İsmail Kaya Camii'nde gençlerle sabah namazı buluşması gerçekleştirmişti. Namaz sonrası gençlerle sohbet sırasındaki ifadelerinin bazı çevrelerce çarptırılması karşısında başkanlık tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş namaz sonrası yaptığı konuşmada Kur'an ile yaşamanın öneminden bahsetmiştir. Konuşmada Peygamberimizin bir topluluk Kur'an'ı okuyup aralarında müzakere etmek üzere bir araya geldiklerinde üzerlerine huzur iner ve Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler de rahmet ve kanatlarını gererler. Hadis-i şerifini zikretmiş ve Zuhruf suresinin 36. ayetini okumuştur. Zuhruf suresi 36. ayet şöyledir. Kim Rahman'ın zikrini yani Kur'an'ı görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostu olur. Bir cami sohbetinde ayeti kerimeyi delil göstererek Müslümanları okumaya, anlamaya ve yaşamaya davet edip şeytanın tuzaklarına düşmekten, hak ve hakikat yolundan ayrılmaktan, terör ve şiddete bulaşmaktan korunmaları için uyarmak son derece tabii bir durumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasında kurumun tüm faaliyetlerinde korku değil, sevgi dili kullanılmaya özen gösterildiği belirtildi. Konunun her biri masum birer melek ve en değerli emanetimiz olan çocuklarımızla ilişkilendirilmesi ise kabul edilemez. Başkanlığımızın çocuklarımıza yönelik eğitim çalışmaları da dahil olmak üzere bütün faaliyetlerinde dinimiz rahmet ve adalet ekseninde anlatılmakta, Kur'an'a dost nesiller yetiştirilmesi için korku değil sevgi dili kullanılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sayın seyirciler, Anayasa Mahkemesi'nden özgürlükçü bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, başörtüsü yasağından dolayı üniversiteden ilişiği kesilen bir öğrencinin mağduriyetinin din özgürlüğünü ve eğitim hakkının ihlali anlamına geldiğine karar verdi. Başörtüsü yasağı yüzünden üniversiteden atıldı. Ardından da aldığı bursları iade etmek zorunda kaldı. Anayasa Mahkemesi yaşanan olay karşısında özgürlükçü bir karara imza attı. Din özgürlüğünün ve eğitim hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi 4. sınıfta öğrenim gören Sara Akgül, başörtüsüyle derslere alınmayınca üniversiteden atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mecburi hizmet karşılığı aldığı burs da iptal edildi. Akgül, 2009 yılında af kanunuyla yeniden üniversiteye kaydoldu ve mezun oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı 2012'de Akgül'ün aldığı bursu geri ödemesini istedi. Akgül karara itiraz etti, dava açtı. Ancak hem idare mahkemesi hem de bölge idare mahkemesi davayı reddetti. Başörtüsü mağduru Sara Akgül mahkeme kapılarında sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne bireysel olarak başvurdu. Dilekçesinde başörtüsü yasağından dolayı okula alınmadığını, bunun sonucunda üniversiteden ilişiğinin kesildiğini, eğitim süresince almış olduğu bursları iade etmek zorunda kalmasının din özgürlüğünü ve eğitim hakkını ihlal ettiğini bildirdi. Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme Akgül'ün anayasanın 24. maddesinde güvenceye alınan din özgürlüğü hakkıyla 42. maddesinde güvenceye alınan eğitim hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için de yeniden yargılama yapılması ve başörtüsü mağduru kadına 20.000 lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Kararda din özgürlüğünün anayasaya göre demokratik devletin vazgeçilmez unsurlarından olduğu vurgulandı. Herkesin din veya inancına açığa vurma özgürlüğünün güvence altına alındığı anlatılan kararda, laik bir siyasal sistemde dini konulardaki bireysel tercihler ve bunların şekillendirdiği yaşam tarzı devletin müdahalesinde değil ancak koruması altındadır. Bu anlamda laiklik ilkesi din özgürlüğünün güvencesidir denildi. Rize'de üzücü cinayet. İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısından İsrail'e antisemitizm mesajı. Danimarka'da hükümetin mülteci karşıtı politikası sağduyulu insanları sokaklara döktü. Bu haberler ve daha fazlasının yer aldığı kısa haberlerimiz var sırada. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi makamına gelen bir polis memuru tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan emniyet müdürü kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Personel şube müdürü ve bir korumayı da yaralayan saldırgan yakalandı. Polisin eylemini tayin tartışması yüzünden gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Çok sevilen, çok başarılı, çok kıymetli, hepimizin kardeşi, dostu, arkadaşı Altuğ müdürümüz şehit olmuştur. Good afternoon. Welcome to this. Avrupa Birliği Komisyonu 1. Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'tan İsrail yönetimine tepki geldi. Timmermans, İsrail hükümetinin eylemlerini her eleştirdiğimizde bunun antisemitik olarak nitelendirilmesini kabul etmiyorum. Herkesin İsrail hükümetini eleştirmeye hakkı vardır, dedi. Timmermans, eleştirilerimizin antisemitizmden ilham aldığını iddia edenler, İsrail hükümetinin eylemlerini eleştirmeme hiçbir zaman engel olamayacak, diye konuştu. Danimarka'da hükümetin mülteci ve göçmenlere karşı sert politikaları başkent Kopenhag ve ülkenin ikinci büyük kenti Aarhus'ta düzenlenen gösterilerde protesto edildi. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 70. yıl dönümünde düzenlenen gösterilerde herkes için insan hakları, ırkçılığa hayır, yabancılara karşı korku yaratmayı bırakın, ırkçılığı hemen durdur ve farklı sesler ırkçılığa karşı yazılı pankartlar taşındı. Danimarka hükümeti mülteci ve göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası'nda kurulacak geri gönderme merkezinde toplamak üzere karar almıştı. Lindholm Adası, Danimarka Teknik Üniversitesi tarafından karantina adası olarak kullanılıyordu. Ermenistan'daki erken genel seçimin galibi geçici başbakan Nikol Paşinyan'dan Türkiye'ye diyalog çağrısı. Türkiye ile ön şart olmadan doğrudan ilişki kurmaya hazırız. Umarım Türkiye de buna hazırdır. İki ülke arasındaki ilişkilerimiz Dağlık Karabağ sorunu ile ilişkili. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki ilişkinin algılanması, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiyi de etkiliyor. Paşinyan, Karabağ sorununa ilişkinse bu sorunu çözmeyi ümit ediyoruz. Barışçıl çözümü güçlü şekilde savunuyoruz ifadesini kullandı. Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobil işte böyle denize düştü. Büyük liman mevkiindeki kazayı fark eden balıkçılar denize atlayarak otomobilin içindeki sürücüyle yanındaki kişiyi can simidi ve tekne yardımıyla kıyıya taşıdı. Yürüyemiyor, koşamıyor, hayata yaşıtları gibi katılamıyor ama bir üniversiteli olarak dünyayı adeta satır aralarında dolaşıyor. İşte engelli bir kardeşimizin azim ve inançla gelen başarı hikayesi. Aydın'dayız. O doğuştan bedensel engelli. Bu nedenle hayatı boyunca hiç okula gidemedi. Ancak bu engel onun okuma azminin önüne geçemedi. Okuma yazmayı 20 yaşında öğrendi ama şimdi üniversite okuyor. Bu iş ilkokulla bitmeyecek, sonuna kadar gidecek, üniversiteye kadar devam edeceğim. Pes etmek yok dedim kesinlikle. Önüme ne tür engel çıkarsa çıksın. Serpil Kara 28 yaşında. Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşıyor. 20 yaşına kadar okula gidememiş. Hayatı 8 yıl önce dönemin Buharkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aşkın Güneş'in ziyaretiyle değişmiş. Büyük bir azimle ilkokul, ortaokul ve liseyi açıktan bitirmiş, ardından da Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünü kazanmış. Şimdi o bir üniversiteli. Ben bile bu durumda okuyabildiysem, üniversite 3. sınıftaysam demek ki İnsan isteyince her şeyi yapabiliyor. Yürüyemiyor, koşamıyor ama adeta satır aralarında dünyayı dolaşıyor. Ders çalışmayı, kitap okumayı çok seviyor. Engel diye bir şey yok hakikaten. Engel insanın kafasında olan bir şey. İnsan isterse kafasında bütün engelleri aşabiliyor. Hedefinde sağlık durumuna uygun şekilde çalışabileceği bir meslek sahibi olmak var. Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS'ye gireceğim. İnşallah. Onu da kazanırsam. Buharkent'te bir İş imkanında olursa devlet memuru olmak istiyorum. Fedakar ailesi de onun en büyük destekçisi. Anne babası bir an olsun yanından ayrılmıyor. Evlatlarının başarısıyla gurur duyuyor ve onun hedefine ulaşacağından şüphe duymuyorlar. Çıkarıyoruz ya zaten. Engel diye bir şey yok zaten yani biz nereye gidersek beraber gidiyoruz. Serpil, ben, hanım üçümüz gidiyoruz. Yani gittiğimiz zaman onu evde tek başına bırakmayız. Vallahi ben Serpil için çok gururluyum yani. Memnunum okumasından da. Nereye kadar okursa da okutacağım yani. Sayın seyirciler, sevgi ve hoşgörünün sembolü büyük mutasavvuf Mevlana'yı anma programları devam ediyor. Şebi Arus 17 Aralık'ta, öncesinde ise Konya ve Tekirdağ'da etkinlikler vardı. O insanlığa bıraktığı sevgi ve hoşgörü mirasıyla dünyaya nam saldı. Vefat ettiği geceyi Allah'a kavuşmanın mutluluğuyla düğün gecesi olarak tarif etti. Büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi ölümünün 745. yılı olan Vuslat Gecesi öncesi etkinliklerle anılıyor. Bu yıl selam vakti temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Kültür Merkezi fuaye alanında açılan çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların tanıtım standları ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Etkinlikler boyunca her akşam düzenlenen atölye çalışmalarında ne ustaları Mevlana ile özdeşleşen ne yapım sanatı, neyzenlik üzerine ziyaretçilerle sohbet ediyor. Programlarda tasavvuf müziği konserlerine de yer veriliyor. Mevlevilik deyince ilk akla gelen Sema Ayini Şerifi icra ediliyor. Etkinliklere bu yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist büyük ilgi gösteriyor. Tekirdağ'da ise Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tasavvuf Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Mevlana'da Hoşgörü programı da Atatürk Spor Salonu'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yaşları 5 ila 55 arasında değişen 90 semazen ve 40 mıtrıvanla yapılan sema gösterisi ilgiyle izlendi. 10 yıldan beri Tekirdağ'da Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin öğretisinin üzerinde öğreti vermekteyiz. Mevlana'yı anma etkinlikleri 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek Şebi Arus'ta son bulacak. Filistin, Yemen, Fas ve Irak'tan haberlerin yer aldığı İslam coğrafyasından gelişmelerle devam edeceğiz. Filistin Devlet Başkanlığı İsrail'e karşı yeni bir diplomasi trafiği başlattı. Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in tehlikeli gerilimine yönelik sorumluluğunu yüklenmesi için başta Arap ülkeleri olmak üzere uluslararası taraflarla acil telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Yapılan açıklamada İsrail'in bu uygulamaları tüm sınırları aşmıştır ve bundan sonra suskun kalınamayacak ihlallerdir ifadesi kullanıldı. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Sayip Ureykatsa, uluslararası toplumdan Filistin halkına koruma sağlanmasını istedi. İsrail ordusu ise Filistinlilerin Gazze ablukasını kırmak için kuzey sahilinde düzenledikleri deniz eylemine yine sert müdahalede bulundu. Saldırıda 11 Filistinli gerçek mermilerle yaralandı. Ayrıca İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin resmi haber ajansı Vafa'nın genel merkezine baskın düzenledi. Çalışanları bir odada hapseden askerler ajansa ait kameraları ve diğer ekipmanları inceledikten bir süre sonra merkezden ayrıldı. İnsanlık dramı yaşanan Yemen'de çözüm için İsveç'in başkenti Stockholm'de yürütülen müzakereler devam ediyor. Müzakereleri Türkiye adına takip eden Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Ener, görüşmelerde esir değişimi ve Taif'teki kuşatmanın kaldırılması konusunda ilerleme sağlandığı yönünde bilgiler geldiğini açıkladı. Yemen'de barışın bir an önce tesis edilmesini istiyoruz. Yemen'de kanın dökülmesini artık istemiyoruz, görmek istemiyoruz. Yani uluslararası toplum Yemen konusunda birleşmiş gözüküyor. Bu hem Birleşmiş Milletler'de öyle hem diğer uluslararası platformlarda da öyle. Bir an önce çözüm görmek istiyor. Bence bu önemli bir fırsat. Birleşmiş Milletler'e üye 150'den fazla ülkenin katıldığı Küresel Göç Sözleşmesi Fas'ta düzenlenen konferansta imzalandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözleşmenin göçmenlerin sorunlarıyla mücadelede yol haritası olacağını belirtti. Son 18 yılda 60 bin göçmen hayatını kaybetti. Bu anlaşma sayıları 260 milyona ulaşan dünyadaki göçmenlerin yarısını teşkil eden ve zor şartlarda yaşayan mülteci kadın ve genç kızların sesi olacak, dedi. Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Amerika Birleşik Devletleri, Macaristan, Avustralya ve İsrail sözleşmeyi imzalamayacaklarını duyurmuştu. Irak'ın başkenti Bağdat'ta terör örgütü DAEŞ'e karşı elde edilen zaferin 1. yıl dönümü dolayısıyla sokaklarda kutlamalar yapıldı. Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı Irak bayraklarıyla donatıldı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, "Geçen yıl bugün kahraman ülkemizde hayat, özgürlük ve barış düşmanları yenildi. Zaferde katkısı olan herkesi anıyoruz," dedi. Sayın seyirciler, Doğu'nun kış sporları merkezinden Kars, Cıbıltepe ve dün itibariyle yoğun kar yağışıyla kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı Bursa Uludağ'dan görüntülerle ayrılacağız efendim. Yarın saat 18.30'da birlikte olmak dileğiyle ve daha güzel haberler vermek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.